Ben sana özrümü de dedim. Ben yapacağım her şeyi yaptım. Bundan sonrası senin fikrindir. Ama şunu hiçbir zaman unutma. Benim senin ailene olan saygım sonsuzdur. Eyvallah. Ha, bunu, ama benim hayatımda affedemeyeceğim şeyler var. Bak bunun arkasına sakın saklanma. Ben şu olayı analiz edebilirim. Senin prensiplerin vardır hayatında. Evet. Ben prensiplerine saygı duyuyorum. Eyvallah. Bu da onlardan bir tanesi. Eyvallah kardeşim. Bu da onlardan bir tanesi. Hiç problem yok. Kol kırılır, yen içinde kalır diye bir laf vardır. Hiç problem yok. Bir de bir laf daha vardır. Hiç problem yok. Dal rüzgarı affetse de, ağaç rüzgarı affetse de dalı kırılmıştır bir kere. O yüzden uzatmanın manası yok. Eyvallah. Ya da bunu da başka yerlere çekmenin manası yok. Eyvallah kardeşim. Ben orada söylediklerimde de seni yerecek hiçbir şey söylemedim. Buradaki olayın da farkındayım. Her şeyin bilincindeyim. Bu zamana kadar çok beraber beni vakit geçirdik. Çok büyük bir şey yaptın. Çok Dani'ye beraber. Dani'ye saygısızlık yaptın. Ben Dani'ye bak beni hala farklı bir şeyle itham ediyorsun. Ben ama gördüm bunu. Benim Dani'ye kurduğum cümlelerin içerisinde en ufak bir Emre onu iğneleyecek bir şey Emre yoktu. Emre çok yükseldin. Yükselmemin çok nedeni yükseldin. De o zaman ben şöyle bir şey rica edeceğim senden. Sana olan saygımdan bırak. O zaman şöyle bir hiçbir şey... şekilde yükselmedim ki. Kaldı o zaman ki, şöyle bir şey rica edeceğim bak, senden. Bak neler olduğunu tek bir şey rica edeceğim senden. Tek bir şey rica edeceğim senden. Sen hiç Hazal'ın senin hakkında orada konuştuğunu gördün mü? Gördüm. Ne zaman? Bayağı kaç kere gömdü beni. Ne zaman? Çok gördüm abi. Ne söyledi? Neler söyledi benim hakkımda? Ne söyledi? Abi çok şimdi Cansu zamanında bir sürü şey söyledi. Abi Cansu söyledi. Zamanında bir sürü ya şey söyledi. Eskiden söyledi. Abi bak, söyledi mi dedin? Gördün mü dedin? Buradaki. Gördüm diyorum. Buradaki, onu bile kabul etmiyorsun. Buradaki tartışmaların içerisinde. Bak buradaki karşılıklı tartışmaların içerisinde. Ben seninle iletişim halindeyken Hazal'ın bir anda sana müdahale ettiğini gördün mü sen? Sana karıştığını gördün mü? Yani hani beni savunmak için sana bir şey söylediğini gördün mü? Dani beni savunmak için bir şey söylemedi o gün. Dani, sen kendi Dani'ye, yaptığının farkında. Sen Dani'ye. Sen de farkındasın oradaki bizim konuşmamızın. Ne? Ve sonrasında ben şöyle hissettim ya. Ya aylardır ben bu adamla aynı evdeyim. Yapmadığımız şakalar kalmadı birbirimize. Evet. Yani hani bir sürü şeyde birbirimizi hep alttan aldık. Geri geldi yükseldik, geri geldi kızdık ama sonrasında kalktık sarıldık. Sonra evet. Bir baktım sen orada ilk başta söyledikten sonra başka bir şey söylemeye başladın. Ben ki Dani'ye kızma nedenim de neydi biliyor musun? Onu bu kadar büyütmesiydi. Çünkü seninle benim aramdaki iletişimi çok iyi biliyor. Abi çok iyi biliyor ya. Orada Dani bir şey büyütmedi. Sen ona bir abuk sabuk abi, şeyler sormaya başladın. Sen VTR'nin, ve yükselmeye başladın. Sen onların VTR'sini verildiğinde ne konuştuklarını görmedin mi? Neler söylediğini duymadın mı? Bu kadar olmaz ya. Bunlar çift olarak kendini ne sanıyor? Şuraya bak. Şu yapılan harekete bak. Bu cümleleri ben mi kurdum? Daniel'e mi kurdu? Bak. Orada şu senin benim için sarf ettiğin o laf, benim duymadığım lafa bu şeyi söylediler. Ben o laf i̇şte geldi. Diyorum ben. Dinle. İşte ben ondan de. Sonra o olayı bir yere getirmek için ben dedim ki Emre şaka yapmıştır ne olacak dedim. Bak hatırla i̇şte, bunları hatırlamıyorsun bunları Emre. Bunları hatırlıyorum eyvallah. Bunlar olay değil. Ama ben şuna senin geliyorum. Dani... Başına geliyorum ya şunu diyorum. Seninle benim aylardır burada tanıştığımızı bu kız çok iyi bilmiyor mu? Biliyor. Ya kardeşim. Bizim seninle aramızdaki biliyor. O bağın ne kadar kuvvetli olduğunu bilmiyor mu? Biliyor ama bunları senin orada... Bunları biliyor ama oradaki bak, bir cümlemden dolayı ve şakayla söylediğim bir cümle çok eminim. Emreciğim ama sen o lafı orada nerelere şakayla... getiriliyor sen orada şakayla söylemedin o eğer lafı. Eğer şakayla söylemediysem şuradan şuraya adım atmak nasip Emre, olmasın. Çünkü ben orada şaka yapıyordur dedim korumak için. Orada sen ciddi ciddi sinirlenip ne zannediyor hayır. Bu da kendini? Hayır. Emre. Hayır, sen beni tanıyamamışsın. O yüzden diyorum ki ben... Ben benim, senin şakayla olan o, söz konu... Bak ben öyle bir şeyi söylemedim. Eyvallah. Ben zaten tepki verecek olsam o tepkim sadece o kadarla sınırlı kalmaz ki beni tanıyorsun. Ben kaldı bir ki... insana yükseldiğim zaman biliyorsun ya bir cümleyle ben geçmem. Sonuna kadar o işin sonuna kadar giderim. Bak kardeşim anladın kaldı mı ki bizim aramızdaki ilişki belli. Onlar onu anlayamayıp öyle bir şey söylemişler. Bu kadar yükselmene gerek var mıydı? Bizim aramızdaki şakadır bu dersin biter gider. Terbiyesizlik demesi, öyle demesi, çift olarak bunlar kendini bence ne sanıyor artık demesi bana dokundu. Çünkü ah ben hiçbir kardeşim. Zaman öyle bir şey söylemedim. Yani bu evde tartışmalar oluyor. Tartışmaların sonunda bir şekilde herkes barışıyor. Başından beri böyle. Kaldı ki Emre bana küsmüş, benim haberim yok. Zannettim ki bana bozuk. Hani beni sildiğini yok işte ve onun için tamamen bittiğinin haberim bile yoktu. Yani fare daha küsmüş, daha haberi olmamış. Emre ne dedi burada? Ben kandırıldım dedi. Hani bir altın vaadiyle bulunmak ve bir şeyler olacak. Bilmiyorum bu para vaadi değil ki birinin duyguları için vaat veriyorsun başkalarına. Saçma yani başka birinin duyguları için vaat vererek oy almak. Saçma yani. Bilmiyorum. Yani izlediğim görüntüler hiç hoşuma gitmedi. Ben Semih'i severdim öyle bir yani. Şey yok işte.
Şurada dedim ya Melisa, olabilir testi var, olabilirlikleri var, anladın mı? Olabilirliğini onların zaten biz baştan beri biliyoruz. Olsunlar da istiyoruz. Ben çok istiyorum. Ama Melis kendini çok abartıyor. Ve şey olacak, bu konu yüzünden tartışacağız da. Nasıl yani? Şey diyecek sana, hayırdır işte sen niye böyle olmazmış gibi konuşuyorsun. Abi herkes kendi fikrini söyleyebilir ya, özgür bir ülkede yaşıyoruz lütfen. Melis Semih'le sürprize giderken sevgiliymiş gibi gitti. Geri geldiğinde de sanki artık sevgili olmuşlar, bu evden el ele tutuşup çıkacağız falan gibisinden konuşma yaptı. Fakat Melis'ciğim, hayaller ve hayatlar diyorum. Kritiklerde de gördüğümüz gibi Semih hiçbir şekilde ilişki yok diyor. Sadece su akar yolunu bulur diyor. Yani kesin bir şey olur demediği sürece bir ilişki yok. Melis kendi kendine abartıyorsun. Hayaller ve hayatlar. Sen yeter ki sen kısmetse olur.